evim tarafından karşılandı. Battaniyelerimiz de yine kulübümüz adına... Pandemi sürecinde zor günlerde toplumsal desteğin önemine vurgu yapan Edirne Kırkpınar Lions Kulübü, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere tekerlekli sandalye, maske ve battaniyeleri dernek yetkililerine teslim etti. Edirne Kırkpınar Lions Kulübü Sekreteri Tunç Gezer, geçmiş dönem başkanı Suat Yılmaz, Trakya Hizmetler Organizasyonlar Hizmet Lideri Melike Tatlı, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Onursal Başkanı Denetim Kurulu Başkanı Ali Nermin Vardar ve şehit annesi Gülay Küçük Uslu'nun da hazır bulunduğu buluşmada Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, 1993 yılında kurulan derneğin bugün 2187 üyesiyle Edirne'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu söyledi. Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 1993 yılında kurulan bir sivil toplum örgütü. Bugün 2187'ye ulaşan üye sayısıyla Edirne'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden de sayısal olarak birisi. Derneğimizin 4 asli görevi var. Bunlardan birincisi şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak. İkincisi, şehitlerimizin emaneti muhterem annelerimizin, muhterem babalarımızın, kıymetli eşlerinin ve evlatlarımızın özlük haklarını takip etmek. Üçüncüsü ve en önemlisi bizce, şehit ve gazi çocuklarımızın eğitimlerine destek vermek. Dördüncüsü de Edirne'deki şehitlikleri ve bu şehitliklerde yatan şehitlerin isimlerini gün yüzüne çıkartmak. Bugün burada toplanmamızın gerekçesi Edirne Kırkpınar Lions Kulübü tarafından bize aradılar. Pandemi sürecinde sıkıntımızın olup olmadığını sordular. Bu süreçte pandemi sürecinde yaşadığımız bir sorun var mı onu sordular. Sevgili başkanım telefonla bizimle irtibat kurdu. Biz de kendisine malum pandemi sürecinde maskeyle ilgili sıkıntıların olduğunu, maske ihtiyacının olduğunu arz ettik. Sağ olsun başkanımız maske konusunda bize destek verebileceğini, başka bir eksiğimizin olup olmadığını sorduğunda çok acil iki ailemizin tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu, bu konuda kendilerini bize destek verip veremeyeceğini sorduğumuzda seve seve destek vereceklerini söylediler. Sağ olsunlar tekerlekli sandalyeleri ve maskeleri hazırlayıp getirdiler. Bugün burada. Bugün onları teslim etmek ve teslim almak için toplanıyoruz. Edirne Kırkpınar Lions Kulübü 2020-2021 dönemi Başkanı Doktor Deniz Doğu'da gönüllü hizmet derneği olduklarını belirterek şehit ailelerimiz göz bebeğimiz. Onlara bir katkımız olursa ne mutlu bize. Bugün onlara 1000 adet maske, 2 adet tekerlekli sandalye, 8 tane de battaniye bağışımız olacak. Yardıma ihtiyaçları oldukları zaman biz onların yanındayız dedi. Dünyada ve ülkemizde Covid-19 nedeniyle bir pandemi yaşıyoruz. Zor günler geçiriyoruz. Tam da bu zamanda birbirimize destek olacağımız, birbirimize yardımlaşacağımız, sadece derneğimizde değil, kolumuzda, komşumuzda, dostumuz, arkadaşımızda birbirimize iyi gelebileceğimiz bir dönem yaşıyoruz. Bizim için bugünkü etkinlik çok önemli, çok anlamlı. El ele, gönül gönüle bu günleri birbirimize destek olarak atlatacağız inşallah. Dernek olarak biz de gönüllü bir hizmet derneğiyiz. Dünya çapında bir derneğiz. 4 yıldan beri de Edirne'de Kırkpınar Lions Kulübü olarak faaliyet gösteriyoruz. Çorbada bir tuzumuz olursa çok mutlu oluruz derneğimiz için. Derneğimiz bizim göz bebeğimiz. Şehit ailelerimiz göz bebeğimiz. Onlara bir katkımız olursa ne mutlu bize. Bugün onlara 1000 adet maske, 2 tekerlekli sandalye, 8 tane de battaniye bağışımız olacak. Her zaman yardıma ihtiyaçları olduğunda biz onların yanındayız. En ufak bir desteğimiz, bir yardımımız olursa ne mutlu bize. Doğu, bağışların maliyetinin üyelerden Mehmet İriş ve Sekreter Tunç Gezer tarafından karşılandığını kaydetti. Bağışlarımızın maliyetini üyelerimizden kurucu başkanımız Mehmet İriş, sekreterimiz Tunç Keser benim tarafımdan karşılandı. Ayrıca yine merkezimizden gelen battaniyelerimiz bu bağışların arasında yer alıyor. El ele, gönül gönüle biz beraberiz. Her zaman birbirimize destek olacağız. O günleri de atlatacağız inşallah.